Herkese merhaba. Bugün olumlu sonuçlanan yurt dışı bağlantılı bir evlilik sorusunu yapacağız birlikte ve bu horary haritasını işlerken de William Dilley'nin Christian Astrology adlı kitabından faydalanacağız. Evlilikle ilgili olan bir bölümde ne gibi kriterler aramış bunu inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Ben buradan çıkıyorum ve bilgisayarın kamerasına geçiş yapıyorum. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Ben burada yazanı tümüyle uyguluyor muyum bu tarz evlilik sorularında? Hayır, çünkü birazdan siz de göreceksiniz. Birçok gösterge işin içerisine giriyor. William Lilley de bundan bahsetmiş. Elkindi diye başka bir hem filozof hem de astrolog var. Onun görüşlerine de yer vermiş kendi kitabında. İşin içerisine birden fazla gösterge dahil oluyor ve bu sebeple de çok kompleks bir yapıya dönüşüyor horary. Dolayısıyla ben kendi alıştırmalarımda 1 ve 7 arasındaki iletişime sadık kalmaya çalışıyorum ve ayın açılarını değerlendiriyorum. Ama birazdan göreceksiniz işin içerisine Güneş giriyor, Venüs giriyor, ayın son açıları giriyor vesaire vesaire. Dolayısıyla çok karmaşık olabiliyor bizim için. Ama her astroloji öğrencisinin hani literatürde bu gibi sorularda nasıl bir yaklaşım sergilenmiş, nelere dikkat edilmiş, hem gezegenlerin temsil ettiği evrensel anlamları da daha iyi idrak edebilmeniz adına bu örneği yapmayı uygun gördüm. Şimdi birazdan size okuyacağım. Bununla beraber bir tane de horary haritası yapmayı planlıyorum. Evlilikle ilgili bana geçtiğimiz senelerde gelmiş olan bir soruydu. Ve o soruda da aslında evliliği sorarken soruyu soran kişinin arka planda merak ettiği şey haritaya nasıl yansıyor? Bunu görmenizi istiyorum. Çünkü bazen kişiler bir horary haritası, bir horary sorusu soruyorlar. Ama arka planda aslında merak ettikleri başka bir şey olabiliyor ya da bir horary haritası size başka şekillerde o sorunun gerçekleşeceğini de gösterebiliyor. Bunu da görebilmeniz adına bir örnek seçtim. Bunu da yapacağız birlikte. Şimdi William Lilley'nin Christian Astrology adlı kitabındaki Marriage yani evlilik bölümünü okumaya başlayalım. İlk olarak diyor ki eğer soru evlilik hakkında sorulduysa ASC yöneticisi ve ay aynı zamanda ayın en son ayrıldığı gezegen soruyu soran kişiye atanır diyor. Şimdi ne oldu bakın? Normalde biz ASC yöneticisini ve ayı değerlendiriyorduk. Ama burada ASC yöneticisi ve ayın haricinde ayın en son açı yaptığı gezegende quarant yani soruyu soran kişinin göstergeleri arasına eklenmiş oluyor. Sonrasında karşı tarafa geçiyoruz. Quested kısmına geçtiğimizde ise 7. ev zaten ilgili kişiyi temsil ediyor, bizim evlenmeyi planladığımız partnerimizi temsil ediyor. Ve bununla beraber ayın açı yapacağı ilk gezegeni de biz karşı tarafa veriyoruz. Bakın burada ne oldu? Bir anda göstergeler arttı değil mi? Normal şartlarda biz 1 ve 7'yi incelerken şimdi ayın en son açı yaptığı ve ayın bir sonraki açı yapacağı gezegen de konunun içerisine dahil oldu. Bununla da kalmıyor. Şimdi devam ediyoruz. Eğer ki soruyu bir erkek soruyorsa diyor, Güneş'i de dahil et diyor onun göstergeleri arasına ay ile beraber. Şimdi zaten soruyu kim sorarsa sorsun ay soruyu soran kişinin yardımcı göstergesi oluyordu ya. Buraya ekstra olarak Güneş de ekleniyor. Çünkü Güneş evrensel olarak erkeklerin göstergesidir değil mi? Eril figürleri tanımlar. Ve de diyor eğer ki soruyu bir kadın soruyorsa bu sefer ayın yanına yine soruyu kadın sorduğunda yardımcı göstergesi otomatikman ay oluyor. Ama bu sefer de ekstra olarak Venüs'ü dahil edeceksin diyor. Çünkü Venüs de evrensel olarak kadınların göstergesidir. Dolayısıyla ne yaptı burada? Normal şartlarda biz ekstra Güneş veya Venüs'ü dahil etmiyorduk ama bir evlilik sorusunda diyor ben Güneş ve Venüs'ü de dahil ederim diyor. Şeyle de konuşmuştuk biz horary eğitimi aldığım dönemde işte William Lilley'nin kitaplarından bu konulardan faydalanırken hani Michael'la da değerlendirmiştik bunu. Birden fazla gösterge işin içerisine giriyor. Ve bu durumda horary çok daha kompleks bir hale geliyor. Ha bakılabilir mi? Evet. Yani bir ilişki sorusunda da gerçek bir soruysa bu zaten. Venüs'ün durumuna bakılabilir. Çünkü Venüs evrensel olarak aşkın, değerin simgesi olduğu için, ilişkilerin simgesi olduğu için. Yani mesela şöyle bir senaryo düşünün. İlişkiyle ilgili bir soruda zaten siz ana göstergeleri inceleyeceksiniz her halükarda. Onlar olmadan yan ürünlere geçemezsiniz yani işte daha bir 1 ve 7 göstergesine bakmadan direkt Venüs'e bakmak çok makul değildir bence. Ama yine de bütün
yorumlarınız bittikten sonra o esnada Venüs'e baktığınızda kişi bu soruyu Venüs Neptün karesinin, Venüs Neptün karşıtlığının olduğu bir zaman diliminde sormuş olabilir. Ya da soru Venüs'ün Güney Ay düğümüyle kavuşum yaptığı, Venüs'ün Güney Ay düğümüyle ve Satürn'e sert bir açıda olduğu bir zaman diliminde sorulmuş olabilir mesela. Bu size konuyla ilgili ekstra bir bilgi verir ama teknik açıdan hani her zaman ana göstergelere sadık kalmak bizi net bir sonuca, yani daha temiz bir yoruma götürecektir kafamızı karıştırmadan diye düşünüyorum. Ama William Lilly'nin bu bölümünde bu göstergeleri de işin içine dahil ettiğini görüyoruz. Şimdi devam edelim. Bu göstergeleri atadıktan sonra bu soruyu soran kişiye ve karşı tarafa bunların birbiriyle olan açılarına bakacağız diyor. Lord of the Ascendant, yani ASC yöneticisi ve Ay'ın 7. ev yöneticisiyle açısının olup olmadığına bakılacak diyor. Aynı zamanda Ay'ın son açı yaptığı gezegen ve Ay'ın bir sonraki açı yapacağı gezegenin de açılarına bakılacak diyor. Ve aynı zamanda Güneş ve Venüs'ün de açıları incelenir diyor. Şimdi diyor ki, if the Lord of the Ascendant or the Moon apply to the Lord of the Seventh House. Eğer ASC yöneticisi ya da Ay 7. ev yöneticisine açı yaparsa, bu soruyu soran kişinin arzu ettiği şeyi alacağı anlamına gelir diyor. Bu zaten birinci dereceden bizim baktığımız şeydi, değil mi? ASC yöneticisi ya da Ay'ın ilgili gösterge her neyse onunla bir açı bağlantısı mı olması? Biz bunu istiyoruz zaten. Olayları tezahür ettirebilmemiz için, olayın gerçekleşmesi için. If the application be by square or opposition, yani eğer kare veya karşıt açıyla gerçekleşiyorsa bu açı bağlantısı ve eğer arada bir karşılıklı ağırlama varsa, reception dediği şey odur. O zaman diyor, bu biraz böyle yavaşlıkla, çabayla, hani biraz ittire ittire gerçekleşecektir diyor. Çünkü reception dediği şey, karşılıklı ağırlama, her zaman durumu softlaştıran bir şey. Yani kare açı varsa, kare açıyı biz Mars doğasında olduğunu biliyoruz. Bu biraz daha zorlukla ve biraz daha husumetle olayların tezahür edeceğini gösteren bir kalıpken, eğer arada ağırlama varsa, iki gezegen birbirlerinin rahat ettikleri burçlarda yer alıyorlarsa eğer, bu durumu yumuşatıyor biraz daha. Yedinci ev yöneticisi ASC yöneticisine açı yaparsa, Ay'ın açı yapacağı gezegen Ay'ın açı yaptığı gezegene açıya gidiyorsa ya da yedinci ev yöneticisi ASC'de ise, o zaman diyor kolaylıkla bu olay gerçekleşecektir diyor. Ve eğer ki bu açı tipleri, eğer trifle dediği trine, yani üçgen açıdan bahsediyor, 120 açıdan, ya da sekstilse diyor, o zaman bu kolaylıkla gerçekleşecektir diyor. Şurada şeyi de açalım, ben bunu çeviri yapmışım zaten. Oraya bakalım. Eğer 7. evin yöneticisi yükselen burcun yöneticisine doğru ilerliyorsa ya da ayın ilerlediği gezegen ayın ayrıldığı gezegene doğru ilerliyorsa veya 7. evin yöneticisi yükselen burçta bulunuyorsa, konu kolaylıkla çözülecek ve sorulan kişi tarafından büyük bir iyi niyet gösterilecektir. Özellikle bu ilerleme üçgen veya altıgen açıyla gerçekleşiyorsa. Devam. Şimdi Elkin diye geldik. Elkin'di de önemli isimlerden bir tanesi. Kendisi hem filozof hem de astrolog, bu gibi alanlarla ilgilenmiş ve onun bir aforizmasını kullanmış bu konuyla alakalı. Benzerini söylüyor da, when the Lord of the Ascendant does apply to the Lord of the Seven, ASC yöneticisi 7. ev yöneticisine apply demesi açı gerçekleştiriyorsa ya da Lord of the Seventh 7. ev yöneticisi ASC yöneticisine açı gerçekleştiriyorsa, o zaman bu marriage, yani evlilik olacaktır diyor. Also if the moon does apply to Venus, eğer ki Ay Venüs'e açı yaparsa ve Venüs burada güçlüyse, o zaman diyor yine bu iş gerçekleşecektir diyor. Aynı şekilde Ay da güçlüyse bu evlilik gerçekleşecektir diyor. Eğer ki Venüs ile Güneş arasında da güzel bir açı bağlantısı varsa, Güneş ASC'de bir asalete sahipse ve bu evin yöneticisini görüyorsa, yani burada demek istediği dispozitörünü görüyor olduğunu düşünüyorum ben. Dispozitörünü görmesi anlamını taşıdığını düşünüyorum. Behold the Lord of his house, yani Güneş ASC'de burada güçlü ve dispozitörü de görüyorsa eğer, bu nasıl bir örnek olabilir burada mesela? Güneş Koç burcunda olabilir, yükselenin Koç olduğunu düşünün. Güneş birinci evde olabilir ve yönetici gezegen Mars olacaktır. Dispozitörü, yani Koç burcunun yöneticisi Güneş'in dispozitörü olacaktır. Aralarında bir açı bağlantısı olması gibi, dispozitörün kendi himayesinde olan gezegeni görmesi gibi yani. O zaman da diyor bu gerçekleşecektir diyor. Bu evlilik gerçekleşecektir diyor. Ama diyor, if the planet applying, açıyı yapan gezegen
ve açıyı alan gezegen. Bunlar eğer Cadence'sa, bakın yine Cadent'lık konusuna dönüyoruz. Bir gezegenin başına gelebilecek en kötü üç şeyden bir tanesi demiştik ya. Yine Cadent'lığı yani kötü gerçekten lanetlemişler. Cadence'sa, especially if their lords do not behold them, yani ve dispozitörleriyle de açı yapmıyorlarsa eğer, o zaman ilk başta bir umut olacaktır fakat bu bozulacaktır diyor. Burada bir sıkıntı yaşanacaktır diyor. Also if the moon, aynı zamanda eğer ay, güneş ve Venüs ve yedinci ev yöneticisi ve de ASC yöneticisi Angles'taysa diyor, bu da köşelerdeyse, köşe evlerdeyse, birbirlerini görüyorlarsa ve onların dispozitörleri de onları görüyorsa alan izniyle her şey çözülür diyor. İlk başta zorluk olur ama sonrasında çözülür diyor. Şimdi benim yine bu çeviriyi açalım. Türkçesini de okuyalım. Eğer yükselen burcun yöneticisi 7. evin yöneticisine doğru ilerliyorsa ya da 7. evin yöneticisi yükselen burcun yöneticisine doğru ilerliyorsa bu evliliğin gerçekleştirileceğine dair bir işarettir. Ayrıca eğer Ay Venüs'e doğru ilerliyorsa ve Venüs güçlü ise hareketinde artan kendi yöneticiliklerinden birindeyse, yani orada hareketinde artan hani retro değil, düz ilerliyor, yavaş değil, güçlü bir halde ise diyor burada kısacası. O zaman diyor yine bu olur diyor. Ya da ay da aynı şekilde güçlü ise evlilik gerçekleşecektir diyor. Eğer Venüs güneşe bakıyorsa ve güneşin yükselen burçta bir gücü varsa ve bulunduğu burcun yöneticisine bakıyorsa bu da evliliğin gerçekleşeceğine işarettir. Yani dispozitörün güneşi görmesi halinde, güneşin ASC'de güçlü olması halinde, ikisi arasında bağlantı olması halinde bu da diyor olumludur diyor. Fakat diyor bu gezegenlerin köşelerden uzak olmamaları gerekiyor diyor ya da dispozitörleriyle kopukluğu olmamaları gerekiyor diyor. Eğer böyle durum olursa diyor o zaman sıkıntı yaşanır diyor. Başlangıçta iyi gibi görünür ama sonrasında gecikmeler, ertelenmeler, problemler çıkabilir diyor. Ay, Güneş, Venüs, 7. evin yöneticisi ve yükselen burcun yöneticisi köşelerde bulunuyorsa, birbirlerine bakıyorsa ya da yöneticileri onlara bakıyorsa, kare veya karşıt açı olsa bile bu durum ilk başta umutsuzluk veya askıda kalma işareti olsa da Allah'ın izniyle sonunda tüm tarafların rızasıyla gerçekleşeceğini ve tamamlanacağını gösterir diyor Elkindi. Şimdi geldik son bölüme. Burada da Bilim Lili yine benzer bahsediyor. Aslında yani aynı şeyi bahsediyor ama bunu da göstermek istiyorum size. Of marriage, whether it shall take effect or no. Yani evlilik gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Burada da ilk iki paragrafta bahsettiğimiz konuları tekrar etmiş aslında. Soruyu soran kişiye ASC yöneticisini, ayı ve ayın en son açı yaptığı gezegeni vereceksin diyor. Karşı tarafa da diyor ayın açı yapacağı gezegeni vereceksin ve 7. ev yöneticisini vereceksin diyor. Eğer ki soruyu soran kişi bir erkekse güneşi ekleyeceksin. Eğer kadınsa Venüs ekleyeceksin diyor soruyu soran kişinin göstergeleri arasına. Then behold what application there is between the Lord of the Ascendant and Lord of the Seventh. Her zaman baktığımız gibi ASC yöneticisi ve 7. ev yöneticisi arasındaki açı bağlantısına bakacaksın diyor. İnelim şöyle. Burada da diyor ki eğer ki 7. ev yöneticisi ASC'de ise ya da ASC yöneticisine bir açı gerçekleştiriyorsa bu çok böyle istekli ve güzel bir şekilde gerçekleşecektir diyor. Eğer Lord of the Ascendant yani ASC yöneticisi ya da Ay 7. ev yöneticisine açı yapıyorsa bu sefer biraz çaba ve efektle olacaktır diyor. Yani burada 7. ev yöneticisinin bize geliyor olması daha kolaylıkla olacağını, hani bizim ayağımıza geliyor ya da o fırsat her neyse başka bir konuda olabilir, o kolaylıkla bize geliyor demekken biz açı gerçekleştirdiğimizde biraz daha emek ve çabayla olay gerçekleşecektir diye yorumluyor. Bunlar olmazsa but if none of these happen yet if there be a translation of light between them. Burada da eğer bu yok, açı olmuyor ikisi arasında ama ışın taşınması durumu söz konusuysa o zaman arkadaşlar vasıtasıyla bu gerçekleşebilir. Arkadaşlar, tanıdıklar vasıtasıyla yine bu evlilik gerçekleşebilir diyor. Aynı şekilde ayın 10. evde bulunması da bunu destekler diyor. Ayın Venüs ile olan açısı arkadaşlar vasıtasıyla bu olayın gerçekleşebileceğini gösterir diyor. Ve aynı şekilde Güneş'in Venüs'te açısı da yine bu işin olabileceğini gösterir diyor. Especially when the sun has dignity in the seventh. Burada da diyor ki özellikle Güneş 7. evde bir asalete sahip ise, eğer 7. ev yöneticisi ASC'de ise ya da ASC yöneticisiyle birlikte ise ya da onunla kaliteli güzel bir açıya sahipse bu olayı gerçekleştirebilmek için yeterli cesareti ortaya koyar diyor.
Şimdi Türkçesini okuyalım. Evlilik gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Soran kişiye yükselen burcun yöneticisini, ayı ve ayın ayrıldığı gezegeni verin. Sorulan kişiye ise 7. ev yöneticisini ve ayın ilerlediği gezegeni verin. Eğer soran kişi bir erkekse Güneş'i ekleyin, eğer bir kadınsa Venüs'ü ekleyin. Sonra yükselen burcun yöneticisiyle 7. ev yöneticisi arasında ne tür bir uygulama olduğunu kontrol edin. Çünkü eğer 7. ev yöneticisi yükselen burçta ise ya da yükselen burcun yöneticisine doğru ilerliyorsa istenen tarafından gönüllü olarak kabul edilecektir. Eğer yükselen burcun yöneticisi ya da ay 7. evin yöneticisine doğru ilerliyorsa ya da 7. evde ise soran kişi kendi çabasıyla amacına ulaşacaktır. Fakat bunların hiçbiri gerçekleşmezse, yine de aralarında ışık aktarımı varsa o zaman arkadaşlar veya tanıdıklar aracılığıyla gerçekleşecektir. Ayrıca ayın 10. evde olması aynı anlama gelir. Ayrıca ayın Venüs ile uygulaması arkadaşların aracılığıyla konunun gerçekleşeceğini belirtir. Aynı şekilde Güneş ve Venüs'ün uygulaması yani açı bağlantısı özellikle Güneş 7. evde bir güce sahipse aynı anlama gelir. 7. evin yöneticisi yükselen burçta ya da yükselen burcun yöneticisiyle birlikteyse veya ona iyi bir açıyla bakıyorsa bu konunun gerçekleşmesi için büyük bir teşvik sağlar. Ve son bölümdeyiz. Son bölümde ilk baştakilerin aynısını söylüyor. Bu gezegen ataması konusunda işte ASC yöneticisi, ayın en son açı yaptığı gezegen, ay karşı tarafa ayınlık yapıp açı yapacağı gezegen vesaire vesaire, Venüs, Güneş bunlardan bahsediyor. Ve burada da benim en başta söylediğim gibi Venüs the natural significatrix of woman diyor. Yani kadınların evrensel göstergesi olduğu için diyor. Eğer bir kadın sorduğunda bunu dahil edeceksiniz diyor vesaire. Bunları geçiyoruz. Şimdi her şeyi biliyoruz zaten buraya kadar. Burada diyor ki burada ne gerçekleştirir bu evliliği dediği zaman it shall be if the lord of the ascendant or moon in the seventh ASC yöneticisi ya da ay 7. evde ise if the planet the moon separates from applies to the planet moon applies to eğer ayın ayrıldığı gezegen ayın açı yapacağı gezegene açı yapıyorsa mesela bu da gerçekleştirebilir diyor. Bunlar evliliğin olacağına dair göstergeler. Ne dedi ilkinde? ASC yöneticisi ya da ayın 7'de bulunması ya da ayın en son açı yaptığı gezegenin ayın bir sonraki açı yapacağı gezegene açıya gidiyor olması. Üçüncü olarak the sun and Venus apply to each other. Venüs ve Güneş'in birbiriyle olan açısı. Dördüncü olarak birinci ev yöneticisinin 7. evde ya da 7. ev yöneticisinin birinci evde olması. Beşinci olarak any translation of light from significators or receptions of the significators or any collection by a more weighted planet. Burada da ışın taşınması olacak ya da ışın yani collection of light ışın toplanması olacak. Bunun anlamı da şudur. İki gösterge kendilerinden daha ağır olan bir gezegene açı gerçekleştirirler. O ikisinin enerjisi o bir gezegende toplanır ve o gezegende konuyu tezahür ettiren güç olarak tanımlanır. O zaman da gerçekleşir diyor. Ve burada dignity olarak da bu reception olması durumunda yani karşılıklı ağırlama olması durumunda ne tür bir dignity yani hangi asalet tipinin olması gerektiği konusunda bu diyor üçlü de olabilir diyor. Terim yöneticiliği de olabilir diyor. Biri bir tanesinin teriminde, biri bir tanesinin üçlüsünde olabilir diyor. Signifies in interchangeable dignities. Yani birbirleriyle değiş tokuş yapabilecekleri bir asalet tipinde olabilirler diyor. Evet, şimdi bu kısımda William Lilly'nin kitabını bitirdik. Burada Elkindi'nin yorumlarını gördük, kendisinin yorumlarını gördük. Evliliğe dair ne gibi bir yol izliyor? Açıkçası başta belirttiğim gibi çok fazla göstergenin işin içine dahil olması benim çok tasvip ettiğim bir şey değil Horari'de. Ben çoğunlukla ana göstergelere sadık kalmayı tercih ediyorum. Bu ana göstergeler zaten bize belli bir yön veriyor. Haliyle böyle ekstra ekstra şuna da bakayım, buna da bakayım gibi bir arayışım olmuyor Horari sorularında. Ama dediğim gibi bilmekte fayda var. Yani bunlar da kafamızın bir köşesinde olsun. Hani literatürde böyle bir anlatımına da yer verilmiş. Şimdi ben size videonun başında söylediğim bu bir tane Horari haritası yapacağım demiştim. Şimdi harita bu. Evlilik görünüyor mu diye soruyor. Ben bu haritayı açtığımda evlilik soruları geldiğinde ben genelde natal haritayı da görmek istiyorum. Hani ne oluyor şu an, ne gibi konular tetikleniyor bu kişinin hayatında diye. Ama şey dikkatimi çekti. ASC yöneticisinin burada direkt olarak 9. eve yerleşmesi, 9. evde asaletli olması, Venüs'ün 9. evde bulunması ve de bu Güneş'in ilk olarak Mars'la açı yapacak olması ve Mars'ın da 9. evi yönetiyor olması. Yani şu haritada ben açar açmaz bu bir evlilik sorusu ama yani neden bu kadar çok 9. ev vurgusu var?
diye düşünmeye başladım ben. Ve direkt danışanıma şunu sordum. Ya sizin bu evlilik konunuzun yurt dışıyla bir bağlantısı var mı? Beyefendi de mi yurt dışında oldu, Amerika'da oldu ve eğer evlenirlerse, yani bu iş ciddiye giderse, hanımefendinin de yurt dışına gitme durumunun söz konusu oldu. Yani aslında tamamen yurt dışı ile ilgili, yani ilişkinin devam etmesi noktasında soruyu soran kişinin kendi yaşantısı tamamen değişecek kökten. Yani artık yurt dışında yaşamaya başlayacak, Amerika'da yaşamaya başlayacak. Dolayısıyla benim aslında burada görmüş olduğum şeyi ben sordum ve onay aldım. Şu çok ilginç. Şimdi size soruyu soran kişinin natal haritasını göstermek istiyorum. Tabii kapatacağım ana bilgileri. Bakın bu da soruyu soran kişinin natal haritası. Yine Venüs ve Güneş Koç burcunda. Soru anında da Aslan burcu yükseliyor. Kişinin Ayı yükseliyor. Ay bakın şu 3-9 aksı yine yurt dışı ile bağlantılı bir alan yükseliyor haritada. Yurt dışı evi yükselen 7. ev, haritanın 7. evi, horar haritasının 7. evi kişinin doğum haritasındaki 9. ev. 3-9 aksi yükseliyor. Ay kendi ASC yöneticisi yükselirken soruyu sormuş. Ya zaten horary o kadar bağlantılı ki, yani kendi natal haritanızdan bağımsız olması gibi bir durum söz konusu değil. Sizin haritanızda ne varsa onu gerçekleştiriyor aslında. Ve mesela biz William Lee'nin tekniğine göre baktığımızda, mesela burada şu var. Ayın ya da ASC yöneticisinin 7. evde olması diyordu bu evliliğin olacağına dair bir gösterge. Ve 7. ev yöneticisiyle bağlantılar diyordu. Şimdi Satürn'le hiçbirinin bir bağlantısı yok. ASC yöneticisi Güneş'le Satürn'ün açısı geride kalmış. Ay ile aynı burçtalar. Burada zaten hani bir açı bağlantısı yok şu anda. Jüpiter var burada. Jüpiter'de ayın en son açı yaptığı gezegen. O da 7. evde. Yani biz mesela William Lee'nin tekniğine göre ayı ve Jüpiter'i soruyu soran kişiye vermemiz gerekiyor. Ve bunların ikisi de 7. eve yerleşmiş. Ama benim bu soruda açık konuşmak gerekirse esas sonuca götüren, yani bu evliliğin olacağına hüküm verdiren gösterge ASC yöneticisinin fiziken zaten 9. evde bulunması ve güneş burası, güneşin bir sevdiği bir evdir bu arada. Biliyorsunuz gezegenlerin sevdiği evler vardır. Terrestrial Joy diye geçer bu. Ve güneş 9. evle bağlaştırılmıştır. Demektir ki bu kendisini rahat hissetmesi, güvende hissetmesi, oraya uyum sağlaması demektir. Şimdi ASC yöneticisi yüceldiği burçta oldukça güçlü bir vaziyette 9. eve yerleşmiş ve bununla birlikte bir de 9. ev yöneticisiyle de sekstil açı gerçekleştiriyor 3 birim zaman sonra. Bakın bu çok önemli. Yani burada direkt olarak soruyu soran kişinin yurt dışına gideceği ibaresi var. Dolayısıyla ben hanımefendiye dedim ki haritada dedim çok net bir şekilde yurt dışı görünüyor. Yani evlilik konusunda şu ayın boşlukta olması sebebiyle şunu söyledim. Evlilik konusu biraz havada kalabilir belki ilk başta. Yani bir şeyler biraz daha yavaş ilerleyebilir sizin için. Bazı şartların ve koşulların değişmesi gerekebilir bu evliliğin hemen gerçekleşmesi için. Ama dedim yurt dışı, yani siz oraya bir şekilde gideceksiniz. Siz oraya gideceksiniz ve orada yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Çünkü harita bakın bunu çok net bir şekilde veriyor. Hayaller ve beklentiler, umutlar, hayaller, beklentiler ve umutlar göstergesi Merkür de burada. Yani çok yoğun bir yurt dışı vurgusu var bu haritada ve gideceksin diyor. Ve ne oldu? Bu soruyu soran kişi Amerika'ya gitti, evlendiler ve şu an yurt dışında yaşıyorlar. Mesela bu sonuca biz nereden ulaştık? Bu sonuca biraz 9. ev vurgusuyla da ulaştık ama bilimlinin tekniğini incelediğimizde soruyu soran kişinin iki göstergesi de 7. eve yerleşmiş. Mesela ayın 7. evde bulunmasına da evliliğin gerçekleşmesi olarak yorumluyordu. Ama açık konuşmak gerekirse ben şu yurt dışı bağlantısı olmasaydı, yani ay 7. evde ama ay boşlukta diyerek biraz daha şüpheli yaklaşırdım bu konunun olumlu sonuçlanmasına. Yani horary'i değerlendirirken birçok şeyi göz önünde bulundurmakta fayda var. Harita size bir bilgiyi vermek istiyorsa eğer bunu farklı farklı şekillerde verecektir ve burada soruyu soran kişinin de esas niyetini öğrenmekte fayda var. Çünkü soruyu soran kişi evliliği soruyor ama bir yandan da ben yurt dışına gidecek miyim, orada yaşayacak mıyım diye sorduğu için bu da bizim için ön planda oluyor. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz, faydalı bulduysanız veya sorularınız varsa yorumlarda buluşabiliriz. Umarım sesle sorun yoktur çünkü bugün normalde evde çekiyordum videoları, bugün dışarıdayım. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler, görüşürüz.